Alanyaspor maçında ne olacak? Alanya'yı yener Gençlerbirliği. Alanyaspor ama ligin gerçekten iyi takımlarından, iyi de futbol oynuyorlar. Neredeyse şampiyonluk adaylarından bir tanesi bu Abi sene. öyle bir dedik ki Mert ne oluyor ya? Şöyle nasıl Yok oldu? gerçekten. Bir daha söyleyeyim mi? Alanya'yı yener Gençlerbirliği. İnşallah Gençlerbirliği yener yener. diyor yani. Ya Tamam. Gençlerbirliği yener. Ha. Biz de Gençlerbirliği'nin kazanmasını Tabii ki biz istiyoruz de ama yenemeyiz. çok ciddi bir rakip. Evet. Kupada da yarı finale çıktılar. Gençlerbirliği evinde sadece bir kere yenildi bugüne kadar. 27 gol attı, 9 gol yedi. Evindeki performansını söylüyorum. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. 400'ün altında ortalama pas yapar. %80'in altında başarılı pası vardır. İleri paslarında başarı oranı %70'in altındadır. Şutlarında başarı oranı 3'te 1 civarındadır. Biraz yüksek. Kontrodan şutu neredeyse yok. Kornerlerde hiç yok. Önemli olan pozisyondan attığı şutlar. Akan oyundaki şutlar. Onlarda da %25, %30 gibi başarıları var. Şimdi bağıra bağıra geldik mi biz? Antalya Spor maçında Gençler Birliği ne yapmalıdır falan sohbetinde ben burada çıktım dedim ki adamların kanatları zayıf arkadaş ortadan geliyorlar. Şimdi Efecan falan diyeceksiniz ama kanatları zayıf derken şuta dönen kanatlarından bahsediyorum. Gençler Birliği merkezi kapatırsa Alanya Spor kilitlenir. Zaten topla çok oynamayı seven allem kullem bir adam değil. Yani 400 pas yapıyor alt ucu. Şimdi sen ortayı kapatıp ortadan gelmesini engelleyip kanatlara doğru akıtırsan Alanyaspor'dan gol yeme şansın azalır. Evet. Şimdi atabilir misin? Hazreti Bogdan Stanku çıkar gelir oradan hani oynar mı oynamaz mı kadroya girecek biliyoruz ama 4 maçtır oynamadı. İnşallah bir patlama yapar şimdi yine. ben bunu, yani patlama yapmasına gerek yok. 1-0 olsun bizim olsun maçıdır bu. Gençler Birliği Alanya'yı yener. Büyük ihtimalle de 1-0 yener. Gol yemez. Benim şahsi kanaatim bu. Neye